Burcu'nun seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet sevgili FSD ailesi, bugünkü konuğumuz CG Oyuncak tarafından üretilen Diriliş Ertuğrul serisi. Şimdi diyeceksiniz ki Ahmet Efendi, nereden geldi bu Diriliş Ertuğrul hadisesi? Hemen ben size konuyu özetleyeyim. Hadise şöyle gerçekleşti arkadaşlar. Ben Instagram'da gezinirken kendilerine denk geldim. Görür görmez hemen mesaj attım. Dedim ki ben bu oyuncakları incelemek istiyorum. Kesinlikle onların bana yolladığı bir promosyon değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben kendim istedim incelemek. Gönderdiler sağ olsunlar. Celal Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Bir gün içerisinde gönderdi. Ben şaşırdım çünkü akşam konuştuk, adresimi aldı. Sabah evdeydi. Şimdi CG Oyuncak yeni kurulmuş bir marka arkadaşlar. İlk defa ürettikleri oyuncaklar, figürler de bunlar. Bunları hem oyuncak olarak nitelendirebiliriz hem de biraz figür olarak nitelendirebiliriz. Ama kesinlikle bundan önce benim yabancı markalarla yaptığım incelemeler üzerinden gidemeyiz. Çünkü net olarak figür değiller. Peki diyeceksiniz ki Ahmet Efendi, o zaman kanalda ne işleri var? Hemen onu da izah edeyim size. Bu bir girişim arkadaşlar. Bir marka olma yolunda ilerleyen firmanın ilk ürünleri bunlar. Biz kendisiyle uzun uzun konuşmalar yaptık ve bu konuşmalar beni çok heyecanlandırdı. Baştan bunu söyleyeyim. Çünkü bir koleksiyoncu olarak tabii ki de hani sevdiğim karakterleri, birlikte büyüdüğüm karakterleri toplamak hep istiyordum ve bunları başardım. Fakat dönüp kendi ülkeme baktığımda benimle birlikte yetişen o karakterleri, daha doğrusu birlikte yetiştiğim o karakterleri toplama konusunda biraz yorucu oluyordu. Çünkü gidip custom iş yaptırmak zorunda kalıyorduk ve bu da maliyetler konusunda bizi çok üzüyordu. İşte bu noktada CG Oyuncak geldi. CG Oyuncak öncelikle ne yaptı? Gitti Diriliş Ertuğrul'un TRT'den lisansını aldı. En önemli nokta bu. Lisanslı oyuncaklar bunlar. Gitti üreticisine kalıpları satın aldı. Kalıpları yaptırdı. Tasarımları 3D modellemecilere yaptırdı. Gayet güzel paketler hazırlattı. Ve karşımıza birer lisanslı yerli karakter olarak geldi. Bizim yaptığımız konuşmalarda beni çok daha heyecanlandıran şey şu oldu. Kendileri tamamıyla collectibles'a da ağırlık vermek istiyorlar. Hani burada aslında konu biraz Hasbro gibi. Nasıl Hasbro'nun hem oyuncakları var, hem collectibles'ları var, hem yeni yaptıkları Hasbro Lab'le çok daha üst model işler yapıyorlar. Aynı o kafada gitmek istiyorlar benim anladığım kadarıyla. Ve hani yerli karakterlere odaklanıyorlar. Mesela bir Avrupa yakası karakterleri, bir Burhan Altıntop karakteri, işte bir Tarkan, bir Kara Murat, efendime söyleyeyim bir Battal Gazi, bir Keloğlan, bir Nasrettin Hoca, neden olmasın? Neden 1.61 Kemal Sunal görmeyelim gerçekten Hot Toys kıvamında? Neden efendime söyleyeyim iyi bir dioramaya sahip Diamond Select Toys tarzında karakter görmeyelim yerli karakterlerin arasından? Bunlar mitolojiden de olur çünkü Türk tarihi gerçekten karakter. Neden bir Türkiye'den Iron Studios kafasında uluslararası alanda karakterler üretebilecek, üstelik Türk karakterler üretebilecek bir firma çıkmasın? Emek var, gerçekten çok büyük bir emek var. Bunun düşünün işte bu kalıpların üretilmesi, bu tasarımların yapılması, bu ürünlerin ürettirilmesi, onların buraya gelmesi, vergiler, devletle ilgili bütün o çalışmalar. Biz şurada sadece bir figür alırken bile ne kadar zahmet çekiyoruz. Bir de bu üretim sürecini hesaplayın. Bence burada çok büyük bir emek var. Bunun desteklenmesi gerekiyor. Bu anlamda zaten bugün burada. Şimdi ürünler hakkında biraz bilgi vermeye başlayayım ben size. 3 adet figür var karşımızda. Oyuncak var. Bunlar bir tanesi Ertuğrul Gazi, bir tanesi Turgut Alp, bir tanesi de Bamsi Alp. 3 farklı karakter var. Bunlar Ertuğrul ve Alp'leri arkadaşlar. 20 santim ebatındalar. PVC plastikten üretilmişler. Aksesuarları var. Şapkaları çıkıyor. Artikülasyonları mevcut. Ama bir figür artikülasyonu kafasında üretilmediği için, daha çok oyuncak ve çocukların daha rahat oynayabilmesi için üretildiği için bildiğimiz artikülasyondan biraz uzaklar. İşte kimisinin çift kılıcı, kimisinin tek kılıcı, hançeri, baltısı var. Bunları şimdi dilerseniz yakından bir inceleyelim. Bakalım nasıl bir işçilikle karşılaşacağız.
tabii ki önceliğimizi Ertuğrul Gazi'den yana yapacağız. Her incelememde de olduğu gibi kafa modellemesiyle başlamak istiyorum. Genel olarak baktığımızda 3 figürün arasında kafa modellemesinde benzerlik anlamında birkaç ufak dokunuş isteyen karakterin Ertuğrul Gazi oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Kalpağındaki işçiliği ben gayet beğendim. Kalpağı çıkardığımızda kafa modellemesi üzerinde saçların da modellendiğini görmekteyiz. Kaşlar, gözler, sakallar ve sakalların üzerindeki boya dokunuşları oldukça yerinde. Boya işçiliği düz tonlar üzerinden devam ediyor. Bir geçiş veya gölgelendirme yok. Oldukça flat bir ton seçimi mevcut. Evet, şimdi geçelim oyuncağın body'sine. Yine şöyle genel olarak bir baktığımızda üzerindeki kıyafetlerden tutun da zırhlarına kadar işçilik bir oyuncak için oldukça başarılı. Bunu söylemek gerekiyor. Tabii şimdi bu kadar uzun süre figür inceleyen biri olarak figürlerde gözlerimin alıştığı detayları da arıyorum. Ancak bu serinin oyuncak olduğunu tekrardan hatırlatmakta fayda var. Bu yüzden oyuncakları göz önüne aldığımızda üst segment diyebiliriz. Gayet başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Üst kısımdaki zırhın göğüslük detayları ya da kemerin üzerindeki detaylar gayet hoş. Kayı boyunun damgasını görüyoruz. Kıyafetler alta doğru açılıyor. Üzerindeki boyama işçiliği de oldukça başarılı. Sağ tarafında kılıcının kınının asılı olduğu bir yer var. O kısımda takarken dikkat edin, biraz zor olabilir takması. Figürün el modellemeleri oldukça düz. Figürün alt kısmında da botları gayet hoş gözükmekte. Dediğim gibi gözlerim alışkanlık gereği figürlerde standart hale gelmiş detayları arıyor ama CG Oyuncak söylediği gibi eğer figür segmentine girerse işler değişir gibi geliyor. Genel olarak boya işçiliği ve tonları da benden geçerli notu aldı. Şimdi geçelim aksesuarlara. Ertuğrul Gazi aksesuar olarak bir kılıç, bir de hançer taşıyor. Bence bir oyuncak için, tekrar ediyorum, bir oyuncak için detaylar gayet güzel. Sadece boya işçiliğini biraz daha ince çalışmaları gerekiyor. Renk paletinde ufak değişiklikler bu aksesuarları daha güzel gösterebilir. En azından burada gördüğünüz gri ton biraz daha gerçek kılıç renk tonuna dönebilir. Bizim NECA'da gördüğümüz gibi daha önce. Ama bunlar hep geliştirilebilir işler. Onu söylemekte fayda var. Şimdi geçelim Turgut Alp'e. Yine önceliğimizi kafa modellemesine verelim. Ertuğrul Gazi'nin aksine Turgut Alp benzerlik anlamında bir oyuncak için bile çok çok iyi. Bunu söyleyebilirim. Yüz ifadesi olsun, sakalları, kaşları, gözleri hepsi çok başarılı. Oldukça iyi bir iş çıkartmış CG Oyuncak bu karakterde. Kalpakta da dizideki şekline çok uygun bir işçilik çıkartılmış. İsterseniz kalpağı çıkartarak kullanabilirsiniz. Beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Şimdi geçelim oyuncağın body'sine. Bence 3 oyuncakta da body'ler oldukça başarılı. Üzerindeki zırh ekranda gördüğümüze benzer özellikler taşıyor. Yani baştan savma bir iş yapılmamış, onu söylemek lazım, tebrik etmek lazım. Aynı şekilde ellerinden kollarına kadar gelen bandajlar ve bileklikler benim çok hoşuma gitti. Alt tarafa doğru devam edelim. Belinde yine dizide gördüğümüz bel kemerine yakın bir modelleme var. Detayları da oldukça hoş gözükmekte. Diğer figürlerde de bu kısımlar sabit. Biz figürlerde buraları hareketli olarak görüyoruz ama burada modellemeyi bütünleşik yapmışlar. Tabii her figürde, her markada, her karakterde böyle değil. Bütünleşik olarak da çıkıyor. Bunda bir problem yok. Ben sadece size detay veriyorum. Alt tarafa doğru devam ettiğimizde kıyafette diz kapaklarının hafif üstüne kadar geliyor gördüğünüz gibi. Ve en alt kısımda da botları mevcut karakterimizin. Turgut Alp aksesuar olarak bir adet baltayla geliyor. Uzun bir sapı mevcut. Deri iplerle sarılmış tutma yeri ve diğer detayları gayet güzel gözükmekte. Yine burada benim tek eleştirim renk paletiyle ilgili. Baltanın ucundaki keskin ağız renk olarak bence değişmeli. Bu da yeniden yapılabilir bir şey. İlerleyen zamanlarda tekrarları üretildiğinde buralar değişecektir diye düşünüyorum. Evet, son olarak karşımızda Bamsi Alp var. Set içerisinde kafa modellemesi olarak beğendiğim ikinci oyuncak diyebilirim. Oyuncuya benzerliği gayet başarılı bence. Kaşları, gözleri, sakal kesimi. Bu arada tüm oyuncaklarda sakallardaki beyazlatmalar el ile yapılmış. Bunu da size
bir not olarak söyleyeyim. Omuzlukları ile birlikte zırhını en çok sevdiğim karakter Bumsy Alp oldu. Detayları gerçekten çok hoş. Kollarındaki bileklikler ve belindeki kemer ile çok hoş gözükmekte. Oyuncağımızın bir sağında bir de solunda kılıcının kınının bağlandığı noktalar var. Tıpkı Ertuğrul Gazi oyuncağında olduğu gibi. Kıyafetin alt kısmı bana Toys'in Lord of the Rings figürlerindeki işçiliğini hatırlattı. Hoşuma gitti, onu da söylemekte fayda var. En altta da yine botları ile oyuncağımız maceraya hazır olarak karşımızda durmakta. Bumsy Alp aksesuar olarak 2 adet kılıç ile birlikte geliyor ve pozlaması gayet keyifli oluyor arkadaşlar. Kılıçların detaylarını da ben sevdim. Renk olarak yine değişkenlik gösterilebilir. Bunun dışında hiçbir problem yok. Evet, şimdi geçelim karakterlerin artikülasyonlarına. Karakterlerimizin kafaları 360 derece dönüyor ama omuzluk olan karakterlerde kafa belli bir noktaya kadar hareket ediyor. Aşağı ve yukarıda çok az bir hareket payı var. Yine omuzlardan, dirseklerden hareket noktalarına sahip ama ellerde bir hareket noktası yok. Bu konuda çalışma yapılabilir. Belde bir hareket noktası yok. Alt tarafta yine belin altında bir hareket noktası var. Diz kapaklarında hareket noktası var. Ayak bileklerinde de hareket noktaları yok figürlerimizin. Ama buna rağmen pozlarken ben sorun yaşamadım açıkçası. Son olarak toparlayacak olursak, diziyi seviyorsanız ya da Türk kültüründen karakterleri toplamak istiyorsanız kesinlikle koleksiyonunuza katmanız gereken oyuncaklar olduğunu söyleyebilirim. Oyuncak olarak çok başarılılar. Figür olarak daha gitmeleri gereken tabii ki çok yol var. Zaten o bambaşka bir segment. 150 TL'ye tanesini web sitelerinden şu anda satın alabilirsiniz. Üçlü paketi var. O da 440 TL kargo bedava benim gördüğüm kadarıyla. Üçünü birlikte satın alabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle şans verilmesi gereken bir marka olduğunu düşünüyorum kendilerinin. Figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal mecralarda ve figurcunuseyirdefteri.com'da bizi takip edebilirsiniz. Son olarak her ay Level dergisindeki köşemizi okuyabilir ve Twitch'teki canlı yayınlarımıza abone olup takip ederek katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.